Merhabalar yeniden. Turaya Seferi'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Şimdi aklıma şey geldi de. Ya bunlar direkt ilhak edebiliyorum ya ben. Ya hiç uğraşmadan şunları ilhak etsem mi? Yani istediğim herhangi bir yerleşim yerine sahip fraksiyonu ilhak edebiliyorum. Direkt alabiliyorum. Yani şurayı alabilirim. Alabileceğim bayağı bir seçenek var aslında. Durduk yere parhayı alabilirim. Gerek yok. Şöyle bir yeri alabilirim. Çok da gerek yok şurasına. Kuzey Çanakkale'yi alabilirim ama orası da mukaddes Ege toprağı değil, bir şey değil. Gerek yok herhalde. Manya'yı alabilirim. Altın üretiyor. Ayrıca su yok, altın üretiyor. Fena olmaz. Savaş halindeyim, Dreglok diye. Efes var, traklar var. İstanbul'u alabilirim. Bir faydası olmaz bana ama İstanbul'u almış olurum. Ya ben Efes'i alacağım galiba. Çünkü sonsuza kadar burada bekletecekler beni ve şu an Valisos'u da kaybetmek üzereyim onlara. Evet, evet. Efes'i aldım gitti. Okey. Yani biraz antiklimatik oldu yabancıların deyişiyle. Ama olsun. Nihayet kurtuldum şey Efes'ten. Bu arada nasıl aldığımı merak eden arkadaşlar şu tacın gücünde. Pardon, tacın gücünde değil. Hayır, tacın gücünde. Şey olduğunuz zaman, bulunduğunuz kültürün kralı olduğunuz zaman, ki şu an gördüğünüz gibi Vanaz'ım, yani ortamın kralıyım. Şu özelliklere sahip olabiliyorsunuz. Kraliyet güçleri özelliklerine. 150 meşrutiyeti geçtikten sonra bazı özellikler seçebiliyorsunuz. O seçtiğim özelliklerden bir tanesi de 12 turda bir bölgeye sahip bir fraksiyonu ilhak etmek, yani sınırlarınıza katmak. Ya seçtiğim özellik de saraydaki 5 mevkiden ikisini doldurabilmek. 230 olunca bunu upgrade edebileceğim ve 2 bölgeye sahip bir fraksiyonu ilhak edebileceğim. İlhak etmek bu arada şey olmuyor, konfederasyondan biraz farklı. Ordularını gördüğünüz gibi elime geçiremedim, direkt şehrini aldım sadece. Daha önce şeyden denemiştim çünkü, Mısır'la oynarken Fervan eski halinde denemiştim. Sanırım Taos Fret'i ilhak etmiştim. Taos Fret Lord olarak bana katılacak mı acaba diye merak etmiştim. Katılmamıştı, sonsuza kadar yok olmuştu. O yüzden böyle mesela almak istediğiniz bir general varsa onun fraksiyonunu ilhak etmeyin o özelliği kullanarak. Alamıyorsunuz, yok oluyor. Okey. Paris boşa düştü, boşta kaldı. Güzel. Özel birimler de alınmayı bekliyorlar bu arada. Ama işte biraz faallar. Hem de. Şu arkadaşlarımı da alsam ben. Mukaddes Ege toprağı, misler gibi. Ne kadar güçlü. Yani çok da güçlü değil. Tek ordusunun olma ihtimali bile var. Buraya dalarsam 18 kişilik bir ordu beni bekliyor demektir. Pardon, 27 kişilik bir ordu beni bekliyor demektir. Ama küçük yerleşim yeri. Büyük yerleşim yeri olsa sıkıntı olurdu da. Makul bir hedef gibi göründü bana. Direkt Troya'nın önündeki adaları almak. Yani atıyorum Paris'i Miken Fethi'ne falan göndersem şu an ben. Bunlar bana lök diye savaş açsa o şeyler yaşanmayabilir. Supremely gifted. Hangi bir anlaşmam var bunlar benim? Yok. Peki oraya saldırmak için biraz daha tazelenmeyi beklemeli miyim? Yok ya, iyiyiz ya. Ama oraya ulaşamayacağım zaten. Tamam, Troya'ya gidersem eğer önümüzdeki tur oraya ulaşabilirim diye düşünüyorum. Yo, ulaşıyorum, bir dakika. Evet. Acaba önümüzdeki tur karaya çıkıp direkt saldırabilir miyim yakın olduğum zaman? Onu da bir deneyebilirim. Denizde olduğum için şu an tazelenebiliyorum. Bu denizler barış içinde olduğum denizler olduğu için. Bunda bir ordusu yokmuş, onu görmek de güzel. Okey, önümüzdeki tur bir saldırmayı denerim bakalım onlara. Okey. Hector, ne durumdasın? Hector iyi durumda. Hector'da sıkıntı yok.
Sagla Sosu kuşatmıştı şuradaki Dingilovski ordu, onu bir oradan kovuşturalım. Your path to victory. Ne oluyor ya? Arkadaş. Şuraya kadar gel. We're on the move. Hayır. Allah Allah ya. Şuraya gelmeni istiyorum. Abi nereye gidiyorsun sen? Durma konusunda saçmalama durumları söz konusu. Neyse şuraya gel o zaman. Victor, sen şuna saldır, geri çekilecektir. Çekilmedi. Ölen var mı? Benim gibi yo. Orada yanlış klavye kullanıyormuşum. Pardon. Takırtık kafamızı ütülediysem kusura bakmayınız. %7 ihtimal mantıklı göründü. Evet. They shall be our slaves. Hayatta kaldı ve saçma sapan bir yere geri çekildi. Bilmem de yetmiyor tabii ki oraya. Are you lost? Yani şu geri çekilirken biraz saçmalamaları bazen gerçekten can sıkıcı ölçülerde olabiliyor. Siz sevgili dostlar ikiniz birden. Aynen şurada bak hala saçmalıyor ya. Pusuya yatın. Advance as one. Burayı tekrar gelip saldırırsa buraya kendisinin icabına bakılacaktır. Şuradaki kaynak binalarını lökür lökür dikerken başka bir şey var mı diye baktım. Yokmuş, tamam, bunları lökür lökür dikebilirsin. Ardından şuraya doğru ileriz. Bu şehirler çok da işime yaramaz benim aslında. Yani aslında odun üretmeye ihtiyacım var ama gerekirse bir yerler için bir yerleri feda edebilirim. Satabilirim. Bu arada burada da boşta bir odun şeyi daha varmış. Şuradan kuzeye doğru ilerlersem, lık lık bunları alırsam, şurayı da ticarette falan şeriflerden alırsam, hem bir tane kült merkezim olur. O da bana zafer hedefi kazandırır. Kült merkezleri iki zafer şeyi kazandırıyormuş ama olsun. 2-2'dir. Hayranı değilim mukaddes Ege toprağı olmayan yerleri fethetmenin ama direkt barış yapıp Ege'ye de odaklanabilirim. Ama barış yaparsam yine saçma sapan bir savaş çıkar oralarda. Tekrar birilerini oraya götürmek zorunda kalırım. Yok ya, Hector orada kalsın. Hector Anadolu'nun kahramanı olsun bundan sonra. Zaten öyle yapacağım demiştim değil mi? Kraliyet fermanı. Ne araştırdık en son? Adanmışlık yuvası, gıda masrafı mı araştırdık? Yo, şuraya gitmeyi araştırıyordum değil mi? Mehsin'in atış menzili. Yalnız bu medeniyet çökmeden önceydi. Bana tazeleme veren bir şey var mı? Tazeleme, evet, ikmal. Buna ihtiyacım var ama yok. Karakol talan edilmesi ve yerli biletmesi hiç işime yaramaz. Direkt tazeleme veren ya da daha az saçma şekillerde tazeleme veren bir şey var mı diye bakıyorum şu an. Karakol yağmalamak özel zevklerimden biri değildir. Abi hiç mi yok ya? En uzaktakilere bile bakıyorum. Vallahi yok. Çok acayip. Bu tarafta bir ihtimal olma ihtimali var mı? Yine muhteşem cümlelerimden birini kurdum. Fena değilmiş aslında. Gelir, diplomasi, dua süresi. Onlar hep diplomasi. Şahat maliyeti. Tunç gıda. Vallahi yok. İhmal veren varsa araştırmışım onu daha önce de. Okey, ben yapmaya çalıştığım şeyi yapmaya devam edeyim o zaman. Şu, menzili atış menzilini %15 arttıran şu özellik. Saray eylemi %55 yeterli değil. Bir tane daha basarım, %85. Hatta bir kere daha basabilirim ya, %85 de çok yüksek görünmedi gözüme.
Karakollar Parha. Şu an burayı yaparsam direkt yıkabilir, gerek yok. Biraz sonra yaparız. Perkote'yi aldık. Perkote'ye yine dikilmesi gereken şeyleri dikelim de. Bir tanesi Truva'ya yakın bir şey olsun istiyorum. Afrodit mabedi olsun istiyorum. Buralarda çok Apollo mabedi var. Gerekirse bir de Afrodit'e dua ederiz geçerken. Alın da. Eresos. Şu şey kalsın mı acaba? Yok ya. Meşruiyet veren şey zaten var burada. Afrodit olsun. Apollon da varmış zaten bu eyaletin. Parhaya kurmayacağım dedim. İnşaatlara bakalım. Odunlardan gidelim. Helios'un 5 olmasını bekliyorum. Okay. Burayı odun var, keçi var, tahıl var. Başka özel bir bina var mı bir ihtimal? İlginçmiş. Gıda geliri 115 diyor. Yok, bunlardan daha fazla değil. Ekstra olarak iş gücü artışı veriyor, mutluluk veriyor. Çok ihtiyacım yok şu an bunlara. Yine normal kaynak binalarını yapayım ben buraya diyeceğim. Ha, iki tanesini yapabileceğim buraya yalnız. 180-195. 180 olsun iş gücü artışı. Çok ihtiyacım yok biliyorum ama arada çok büyük fark yoksa işte. Bunu da mı yapabiliyorum? Yapalım o zaman. Bolisos. Artık burayı geliştirebilirim. Buraya yapacağım şey belli zaten. Bunu yapmak için oduna ve iş gücüne ihtiyacım var. Beklemeyeceğim ya. Şunu yapa durayım. Eresos'un kendisine... Ha, buraya hiç bakmadım değil mi? Yeni aldık o kadar. Okay. Burada yetiştirme yapmam. Bunu geç. Kurarız ya. Bir şeyler, güzel şeyler var. Troya anıtı varmış. Zafer noktası veriyor 5 tane. Onu da yaparız. Aslında Eresos'a bunu yaptığım zaman Troya'ya da mı yapabiliyordum ondan? Okey. 10 zafer noktası bu şekilde kazanıyorum. Bir tane bakmak istiyorum. Daha başka var mıydı onlardan diye. Kualia'da da var. Bir gün buraya da yaparız. 5. seviyeye çıkması lazım. Bunun biraz daha zamanı var ama. Buraya da. Efes'te de var. Okey. Onlardan yapa. Her yerde var mı yoksa ya? Ben olmaması lazım sanki. Eresos'ta var diyorduk. Buranın başkenti ben değil. Buranın başkenti de değil. Allah Allah. Elimdeki bütün başkentlerde var. Her yerde var mı yoksa ya? Şu an emin olamadım. Bak sanki her yerde yoktu gibi geliyor bana ama. Tek puanları. Hector. 13-13'ü aldı. 13-13'ü vereyim mi? Hemen vereyim. Neyden feragat edeyim diye soracak olursam. Marmaya alması, eklenti şansı. Hediye. Suç bakım masrafı ne kadar? Çok da değilmiş. Tamam, onu ondan feragat edebilirim. Bir de ne diyor? 10 veya daha az bir mola orada. Ha, tamam, bizim için geçerli de. İkmal %5 mühimmat. Ha, kamp vaziyetinde ikmal veriyor yalnız. Yalnız tüm birimler için %20 mühimmat. İnanılmaz önemli. Menzilli atış menzili %15 inanılmaz önemli. Elinden dolmaz %15 inanılmaz önemli. Gerçekten harika bir özellik. Bunu almazsam olmaz. Yine şu kardeşimizin bir yetenek puanı var. Buradan gidelim. Okay. We will win through. Likyalılar vasallaşmak istiyor. Olur. I'm definitely open to negotiation. Karşında da bir şeyler vermemiz lazım ya. Yani bir ne bileyim, şöyle odun vereyim 100 tane. Çok mu istedik?
Tamam, 30 tane olsun. Haydi, vasallığınız hayırlı uğurlu olsun kardeşlerim. I've got what it takes. We must be ruthless. All right. Evet, yani eylemlere baktık. Karakol inşaatı, inşaat baktım onlara hep. Meşruiyetim nasıl gidiyor ona bir bakmak istiyorum. 210. Bu turdaki değişim kaç? Onu görebiliyor muyuz? Önceki turundan beri arttı biliyorum da. Neyse 210. Sonraki turda bakarız ne kadar artacağını. All right. Buradaki arkadaşlar bir gelip saldırı gibi yaptı. Ondan sonra... ya abi şehri nasıl yıkabildi bunlar? Nasıl yani? Ben burada dururken geldi, dibimdeki şehri mi yıktı? Abi bir gariplik var buradaki hareket şeyinde ya. Gerçekten olmaması gereken bazı şeyler... Defender of my people. Oldu. İlginç, ilginç. Okay. Aegean ruler. Bak hala hareket edemiyorum abi. Neden? Neyse git direkt saldırı var ya. Engage the foe. Moving to position. Saçma saçma işler ya. Bak hala gidemiyorum yanına abi. Make them pay. Bir gariplik var orada ama neyse. Dur abi şimdi sinir bozucu orduyu. Biraz yine azmış. İkmali al. Enslave them. Arkasından ne kadar yürümen var? Hala biraz varmış. Şu şehri sen kur. Sen de bu sırada batıya, aman şey, güneye inmemiz lazım değil mi? Daha mantıklı. Şuraya da gitmek istemekle birlikte şu şehri burada başıboş bırakamam nihayetinde. Vaziyetine gir. Yaklaşabildiğin kadar yaklaş. Önümüzdeki tur Isavara'ya saldırabilir miyim? Muhtemelen şu karakol orada olduğu için saldıramam. Yaklaşmış olalım. Battle calls. Köle-i Zavra diye bir dizi vardı ya çocukluğumda. Şunu, şu an onu hatırladım. Okey. Burayı tekrar inşa edelim o zaman. Ne yapalım? Paris. Prince Paris. Pardon. Prince Paris. Şehirden de çıkmış bu kardeşimiz. Neden? Şu an karakolunu izlemeyi tercih etmiş. Tamam, olur öyle. Bazen ben de evden çıkıp karakollara bakmıyor değilim. Polise şikayet etmeyiniz lütfen. Evet, gel savaşalım. Beni satacak olanlar var mıydı? Tepiklerimin katılmasını istiyor muyum? İstiyorum. Çünkü müttefiklerim de ne kadar çok kişiyle savaşa girerse konfederasyona o kadar çok yaklaşırlar. Hop 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 hop. Ayrıca bunlarla savaş ederken onlarla ilişkimin de bir yandan gelişmiş olur. Şu an direkt olarak o lorda saldıramıyorum galiba. Okey, şu karakola git o zaman. Şimdi saldırabiliyor musun? Saldırabiliyorsun. Savaş arabaları biraz olsa sonuçta gereksiz derecede mi güçlü, bana mı öyle geliyor? Bu kardeşlerimiz ise 220 menzile sahip 3. seviye sapancılar. Benden daha fazla şeye sahipler, menzile sahipler ama hallederiz. Zor bir savaş olmayacak bence. Yani savaş arabalarının menzilli birimlere karşı ne kadar zayıf olduğu malumunuz. Takır takır indiririz diye düşünüyorum. Şuraya bir köşe kampı kurarsak. Okey. Ya şunları bir karşılaştıracak olursak. Yakın savunma... Ya şunlar karşıdan çok daha yüksek bir yakın savunmaya sahipmiş gibi geliyor ki. Daha yüksek evet ama o kadar da çok fark yokmuş ya. Ama bunların kalkanları eşek gibi tabii. Neyse, Paris, senin 170 menzilin varmış. Bunlar savaş arabasının üzerinde Paris. Bu aslında iyi olmadı. Sen şöyle arkada dur yine.
Şöyle köşede dur. Hatta bir ormana falan gizlemeyi de düşünebilirdim ama neyse. Riske etmeyeyim boşuna. Siz şöyle gelin. Hatta biraz daha öne gelin. Siz de onları koruyacaksınız. Paris'i korumak için öyle geniş bir dizilim yapmam icap etti. Onu savaş arabasında almayı düşünmeliyim ya. Paris sen neredesin şu an tam olarak? Seni bir görmek istedim. Arkada duruyorsun herhalde değil mi? Hah işte orada. Bir grafik hatası oldu ama idare et artık Paris'cim. Okay, saldıran ben olduğum için benim harekete geçmemi bekledim. Dur Paris sen bir gel onları bir tetiklemen lazım. Çok dikkatli olmalıyım ama çünkü bundan çok daha fazla menzilleri var onların. Kaza okuna kurban gitmesin Paris. Fazla can gitmedi. Tetikledik mi acaba peki? Gelen giden görmüyorum. Sanki bir gelir gibi yaptılar ama. Okey, bir iki ok attık. Tetiklemek için yeterli mi bu? Hadi yeterli olsun. Daha fazla risk atmak istemiyorum Paris'i. Yeterli galiba geliyor üzerine. Okey. Grafik hatası hala bir sıkıntı. Paris'in bindiği savaş arabasının kamçısı. Bütün haritayı kaplayan bir kamçı. Gelmiyor mu yoksa tekrar mı tetiklemeye çalışmak lazım? Sadece şunu üzerime çeksem okçular bulaşmadan şahane olur ama. Şimdi kesin geliyor. Onlar gelirken şu savaş arabalarını biraz oklayayım. Tamam artık geriye geçebilirsin Paris. Peki bizim menziller niye saldırmadı diye soracak olursanız bu tarafa bakıyorlardı çünkü. Evet, savaş arabalarının biri gitti. Tek taraftan gelmiyorlar ama. Hücum ediyorlar. Hücum etme fırsatları oluyor. Bayağı da hasar veriyorlar o sırada ama. Arkadaşlar. Hadi dostlar. Hadi. Şunu seçmem mi gerekiyor illa? Hadi. Saf dışı bırakın şu herifleri. Tamam. Savaş arabaları gitti gibi. Paris saldırı altında değilsin değil mi? Tamam değil. Savaş arabalarının işi bitti gözüyle bakabiliriz sanırım. Okey. İlerleyin şimdi biraz arkadaşlar. Siz de aynı şekilde senin özellikle bayağı bir ilerlemen gerekecek. Sizin çok ilerlemenize gerek yok. Sizin de öyle. Siz de şu kadar ilerlerseniz yeter. Siz de oraya geçseniz yeter. Terlenemesine bile gerek yokmuş ama neyse. Ya Paris'i şunların üstüne bir salsam da işte çok risk etmiş olurum ya. Aslında bunların hepsini aynı adama saldırayım de. Bir dakika. Şöyle gidin siz. Tamam onun işini bitirdikten sonra şu tarafa saldırmak istiyorum. Burada çok sıkılmışlar. Boşa okumuz gitmez. Onlar tamam. Evet, silikçiler fazla dayanamadı. Ya
karışık saldırabilmelerini seçsem daha iyi olur galiba. Nereden de saldırmaları gerekçeği belli olmaz. Onları yakalıyor. Sen onların peşinden değil de şunların peşinden git. Okey, okçular da o tarafı indiriyor. Biraz hasar almadık değil ama normaldir o kadarı da. Oradaki general inmiş. Hangisi garnizondan gelen general, hangisi ordunun generali bilmiyorum ama şimdi bir fırsatımız olur herhalde. Bunlar da tamam. Şunların da işini bitirelim. Şu ciritçileri aslında hakikaten şey yapmalıydım ya, biraz bekletmeliydim. Şu an mesela ciritçileri şuradan dolaştırsam bunları takır takır indirirdi. Sen şu tarafa geç. Bunların oradan kaçmasını engelleyebilirsen o tarafa geçerek şahane olur. Ardından şunu bir yoklayın siz. General indi, güzel. Çok güzel bir fire yedik ama neyse. Okey, şunların da biraz şunları öldürmesini bekleyebiliriz aslında. Abi yan yana koşmayın, bir saldırın mesela bence. Aha, Paris'im var benim. Hızlı birimim var, dur. Şu an geri çekilecek yerleri olmadığı için, hani daha önce benim Aeneas'ın yaşadığı gibi geri çekecek yerleri olmadığı için şu an komple yok olma ihtimalleri var ama belki de geri çekecek yerleri de olabilir, emin değilim ondan. O yüzden biraz kovalamakta fayda var. Tamam. 110 olması yeterli. Bildiğim kadarıyla Warhammer kuralları geçerliyse. Tamam. O da tamam. Şunu da yakalarsın bence. Başka da kimse kalmadı galiba. Güzel. Elinize sağlık gençler. Paris öfkelendi. Paris evlenemedi. Helen'i alamadı. Oraya doğru gidiyor. İkmali ihtiyacım var. Şehre saldıracaksam. Şurada çekici bir miktarmış ama yok. Benim ikmali almam lazım ya. Direkt yok oldu. Süper. Prince Paris. Buraya ulaşamıyorum tabii maalesef. Ha yok. Şurayı... Şurayı bir kuşatıp geri çekilmem lazım ulaşmak istiyorsam. Evet, ulaşabiliyorum. Güzel. Ulaşmalıyım. Kesinlikle ulaşmalıyım. 9 kişilik bir ordu var alt tarafı. Oo, şahane. Bir dakika, çevrede diğer ordu da gelebilirse o da experience kazansın. Şurada desteğe gelebilir anlamına gelir bu ama çok önemli değil onun desteğe gelmesi. Öyle neden yok. Fazla hasar alan bile yok. Direkt yok diye alalım. Ege Denizi'ne barış gelecekti. Mukaddes toprak fethedildi, işgal edildi. Güzel. Güzel, güzel, güzel. Sıradaki hedef Mirnia. Mayrina, pardon. Vizesiz almadılar. Biz de bileğimizin gücüyle girdik Yunan adalarına. Burada da böyle bir şey var. Burada böyle de bir şey var. Şuradan bir taş geliyor. Onu da alırım. Bunu hiç gerek yok. Bunu zaten yıkamıyoruz. Okey. Öyle güzel. Paris. Rütbe 15'sin. 13-13 oldun. Pardon, ne 13-13? 8-8 oldun sen daha ya. Ne 13-13?
seni de şu 13-13'e gidip götürmemiz icap eder. Yavaş yavaş. Güzel. Şurayı büyütelim. Ordu kontrolleri tamamdır. Saray mevkisi boşta. Büyük Telesas'a. So your work might be remembered in turn. Okay. Peki ele geçireyim tabii ki. Paris senin olsun orası. 14 meşrutiyet veriyor. Okay. Pasarda 88'dik. Bunu buraya ele geçirdiğim için şu an şeyim kalmadı. Önümüzdeki tur arttırırım onun ihtimalini. Ama 188 olmuş ya. Bu arada bu 246 oldu 210'dan. Şu an mukaddes toprak falan ele geçirdiğim için, bir de o saray mevkisini ele geçirdiğim için. Dolayısıyla şuraya bir kraliyet gücü seçebilirim. Bu kraliyet gücü. Saraydaki 5 mevkiden 3'ünü doldurabiliyorum. 2 bölgeye sahip bir fraksiyon ilhak edebiliyorum. Bir saniye. 2 bölgeye sahip şöyle enteresan fraksiyonlar var mı? Tarhun Taşa'yı ilhak edebiliyorum mesela. Ama işte lordlarını alamıyorsunuz, öyle bir sıkıntı var. Rodos falan varmış ya. Güzel olanaklar var, güzel olanaklar yok değil. Ki şu an bunu upgrade ettiğim zaman, daha yeni kullandığım özelliği ya. Upgrade eder etmez tekrar kullanıyordum diye hatırlıyorum yanılmıyorsam. Mikke'nin kaç şeyi var ya? Mikke'nin şey yapamıyor muyuz? 6 varmış onun. O biraz fazla olur. Okay. 3 mevki doldurmak da tabii ki çekici bir şey ama. 6 turda. Geç onu. Ketkin bu da fena değil ne? Şu da çok çekici ama yok ya. Şu ikisi gibisi değil. Şu ikisi gibisi yok. Nom 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 nom. Lezzetli duruyor. Ya bir dakika, mevcut bekleme süresi diyor 11. Herhalde anında kullanılmıyor ya. 3 saray mevkisi doldurmak. Ben bunu alacağım. Birinci seviye olarak da şunu, terk edilmiş bir bölgeyi direkt ele geçirmek. Var mı yakınlarımda terk edilmiş bir bölgeyi ele geçirme olanağımı kullanabileceğim bir yer? Şurası var. Kullanabiliyor muyum? Kullanabiliyorum. Odun taş gıda istiyor. Burası biraz tehlikeli ama. Yani şöyle bir düşününce aslında çok da işe yarar bir özellik değil mi ya? Yani atıyorum burada barış yapsam zaten Lok diye sıradan bir general alıp oraya gidip alabilirim orayı. Çok uzaklardaki yerleri yıkılmış durumdaki yerleşim yerlerini konfigürasyona katmak için işe yarayabilir elbette. Ama onun için upgrade'li versiyon lazım. Neyse aldık bir kere. In matters of rule, you are my arms and armor. Serve me well. Yetiştirme. Darbe karakollar. Tam ne kastettiğini anlayamamaktayım şu an. Kaynak binalarının inşaatına. Tamam şimdi oldu. Yönetim idare. Tamam olsun. Çok kaynak bir asır üretiyorum. Tamam. Karakol, parha güvenli mi artık? Yani nispeten güvenli, yapılabilir artık bence buraya. Şuraya mesela bir Apollon mabedi kuralım. Buraya klasik bir meşruiyet. Buraya da bir klasik ticaret noktası. Bir de Laspa. Buraya yıktığım yere de bir adet ticaret kuralım. Burayı... İş gücü artışını biraz daha mı arttırsam ya?
Evet, bir süreliğine şu binayı kullansam iyi olur gerçekten. Burada büyütülmeyi bekleyen çok fazla şehir var. Hızlı bir şekilde büyütmeyi tercih ederim. Sığ beklemede. Çin seviye olması lazım. Buraya ise buraya bir şeyler yapabilirim tabii ki. Gıda da. Burası ne kadar tehlikeli. Yani her an saldırıya uğrayabilecekmiş gibi duran bir yer. O yüzden ben buraya bir garnizon binası kurarım arkadaş. Sonra diplomasi binası tabii ki işe yarar. Şunu da kur. Hem iş gücü artsın hem gıda kazanalım. Bir tane dini bina. Bir tane şu, bir tane. Bayağı yapılmayı bekleyen şey var aslında buraya ya. Şunu yıkacağız zaten. Bunu da... Tamam, ben şundan şimdilik bir vazgeçeyim de. Daha mantıklı binalar yapabilirim. Hatta bir tanesini yapayım. Afrodit ya da Apollon. Yere ilahlarla bağlılık durumum. Afrodit'te daha gidecek yol var. Apollon'la da biraz var. Evet. Hangisini yaptım çok fark etmez dolayısıyla. İkisinin de etkileri aynı gözüküyor. Aynı olmaması lazım. Ne baktık? Buraya Efes'e bakmadık daha değil mi? Efes'i direkt 5'e çıkarayım ben ya. Apollonia'ya ise... Onu bekliyorduk. Her seferinde bakıyorum ama unutuyorum ya. Harcamış yetenek puanı. Şuradan devam et. Diplomatik olarak bir seçeneğimiz var mı? Barış yapmak isteyenler var. Kimmiş onlar? Kumanni. Yani anasının köründe bir düşman. Hiç gerek yok. Ben bununla savaşmak istemiyorum. Senden... Taşı çokmuş. Benim de taşım çok ama altını varmış. Biraz altın alayım senden mümkünse. Kaç verirsin? 50 verir misin? Çok mu? 42. 41. İlla 40 verecek. Tamam. Bir barış isteyen daha görmüştüm. O kim? Alaşya. Yani gidip almak isteyebileceğim bir yer ama yani Ege'dense oraya şey vermem herhalde, öncelik vermem. Sadece burada Akdeniz'de bir toprak aldılar müttefiklerimden. Müttefiklerimin orayı geri almasını isterim ama... I don't trust the word out of your mouth. Takas anlaşması senin... Tunç'un çok yokmuş ama yine vardır sende Tunç'a. Sen Tunç ver bana atıyorum. Turda 100 Tunç verir misin? Arkadaş koskoca Kıbrıs olmuşsun. 55, 56, 57, 58, 57. I can agree. Cool. Alright. Konfederasyon yaklaşan bile yok enteresan şekilde. Sanlaştırmamı isteyen yok. Askeri ittifak yok. Savunma ittifakı... Yakın birileri var ama çok ilgi çekici tipler değil. Bunlar böyle. Sanıyorum devam. Bir savaş daha. Okey, saray kumpası ifşa olmuş. Yani 100 altın kazanırsak... İtibarını Sars kumpasımızı iptal et. Çok meşrutiyet kazandırmıyordu zaten. Tamam, yapalım bunu madem öyle. Okey. O saray eylemlerine tekrar bakarız. Ama bu bölüm burada sonlandırmanın vakti geldi. İzlediğiniz için teşekkür edeyim. Bir beğeninizi rica edeyim mümkünse. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Ege Fethi'ne devam sonraki bölümde. Haydi bay bay.